Bahsettiğiniz gibi Allah'a hamdolsun kısa zamanda Avrupa Yetimler olarak Türkiye'nin birçok bölgesine yardımlar götürdük. Oradaki yetim ve ihtiyaç sahiplerine el uzatıldı. Ve Karadeniz'de oraya da yardım götürmemiştik. Allah'a hamdolsun ki şu ana kadar yapılan tespit çalışmaları sonucunda yapmış olduğumuz tespitleri değerlendirdik ve ona göre Avrupa Yetimler yetkililerle beraber bu organizasyonu yapıp 2014'ün ilk başlangıcında, ilk günlerinde Allah'a hamdolsun orada tespit edilen yetim ve muhtaç ailelere yardımlarımızı ulaştırdık. Karadeniz'de yapmış olduğumuz yardımlardan bir anekdot anlatmak istiyorum. Oradakilerin hepsinin halleri, durumları, işler acısıydı ama özellikle bir aileyi anlatmak istiyorum. Orada 3 tane yetim öğrenci. Hepsi de okula gidiyorlar. Anneleri vefat etmiş, babalar da yok aynı şekilde. Ve tek başına yaşlı dedelerin yanında kalıyorlar. Gelirleri yok, evleri kira ve ona göre o zorluklar içerisinde komşuların yapmış olduğu yardımlarla çocuklar, o yetim çocuklar gidip okulda okumayı ve aynı şekilde o hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ve biz gittik, oradaki bütün ailelere yardımı yaptıktan sonra oradaki o kardeşlerimizi de hem yardımlarımızı ulaştırdık hem de bizim Avrupa Yetimler olarak kardeş aile projesi dahilinde inşallahu teala o özellikle tespit etmiş olduğumuz o mağdur aileleri inşallahu teala hayır sahipleriyle buluşturup onları kardeş aile projesine dahil etmeye çalışacağız inşallahu teala. Öncelikle Trabzon'un ilçesi Çaykara ve Çaykara'nın hemen ilerisinde 30 kilometre mesafede olan Uzungöl'de yaşayan bir oradaki ailelere yardım ettik ve oradaki en azından o kardeşlerimizin o mutluluklarına da bir nebze ortak olmuş olduk. Ve Trabzon'da yardımlarımızı yaptıktan sonra da Samsun'a gittik. Samsun'da orada birçok aileye yardımlarımızı ulaştırdık ve dönüşte gelirken de Ordu'da tespit etmiş olduğumuz aileler vardı ve aynı şekilde onlara da yardımlarımızı ulaştırdıktan sonra geri memleketimize döndük. Her zaman söylediğimiz gibi biz bir köprü görevini yerine getirmiş oluyoruz. Özellikle Allah o hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin, onların hayırlarını boşa çıkarmaz. Dünyanın her tarafında yetim, yoksul, yardıma muhtaç insanlar var. Yani biz İslami ve insani olarak onlara sahip çıkmak zorundayız. Ve bütün kardeşlerimizden beklentimiz şudur ki herkesin gücü nispetinde bunlara el uzatıp bizatihi isteyen kendisi gelip kendi eliyle yardım dağıtabilir veyahut da bizi köprü olarak kabul edip bu şekilde yetimler aracılığıyla yardımlarını dağıtabilir.